Evet, günün manşeti Trabzonspor'un 4 yeni transferi. Neler söylersin Nurgül abla? Evet Kevser, gerçekten taraflar için de dün oldukça hareketli bir gündü. Yani her ne kadar Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri merakla beklense de tabii listelerde, daha doğrusu liste merak ediliyordu dün. Trabzon'dan da kimin listede olacağı, işte daha öncesinde o hafta bir takım hareketli günler yaşanmıştı. Ama peş peşe arda arda açıklanan isimler taraftarında tabii moralini yerine getirdi. Bir anlamda hani böyle sezona hazırlanmaya başladı taraftarlar. Güzel tabii ki, yani öncelikle yani sosyal medyada da gördük, işte Eren Elmalı transferi özellikle çok ses getirdi. Çünkü sanıyorum Fenerbahçe'de talipliydi Eren Elmalı'ya, ki Trabzonspor için adeta ilaç olacak Eren Elmalı. Sol bek mevkiinde Trabzonspor'da orayı yani bana göre de çok kapatacak bir isim. Dansville tabii ki, Larsen, bunlar da Dansville'le zaten yeniledi sözleşmesini, uzattı daha doğrusu ve bana göre de çok doğru bir hareket oldu. Zaten seninle önceki yayınlarda da konuşmuştuk Dansville Trabzonspor'a ne kadar katkı sağladığını. Larsen de kendini zaten göstermiş bir oyuncu. Çok iki ayağını iyi kullanabilen, çok yönlü bir oyuncu. Trabzonspor'a çok fayda sağlayacak. Yani alternatif kadro oluşturmaya çalışıyor Trabzonspor. Hem Şampiyonlar Ligi ön elemesi var, çok sık konuştuğumuz, hem lig hemen ardından, ligin hemen ardından Şampiyonlar Ligi ön elemesi başlayacak. Tabii sezon içinde Türkiye Kupası başlayacak derken hem alternatif hem geniş bir kadro oluşturmak zorunda Trabzonspor. Ama tabii önceki yayında da şunu konuşmuştuk seninle Kevser, Trabzonspor'da özellikle yabancı sınırında olduğu için eldeki bazı oyuncuların, yani hani yolların ayrılmasını düşünülen oyunculardan birkaçının özellikle ivedilikle yol ayrımına gidilmesi gerekiyordu. Bugün birkaç isimle zaten yer daha çok olsa da Trabzonspor'un kampta devam etmeyeceği, zaten oyuncular da kendilerine yola devam edilmeyeceği yönündeki açıklamalarını gördük. İşte Abdülkadir Parmak, Kayseri Spor'a kiralık gitmişti. Abdülkadir Parmak da kendisinin kadroda düşünülmediğini öğrendiğini zaten sosyal medya hesabından duyurdu. Sanıyorum Erce kardeşler de kadroda yer almayan isimler arasında ve o da kendisine kulüp arıyor. Benim aslında duyumum, hani bunları gün içinde çok hani sosyal medyada paylaşmadık, doğrama saklayalım dedik ama tabii taraftarlar şimdi o kadar çok hızlı ki sosyal medyada herkes her şeyi çok çabuk öğrenebiliyor. İstanbul Spor'la bir teması var. Benim edindiğim bilgiler bu yönde. Erce kardeşlerin. Trabzonspor bunun yanında tabii kadrosunda Yunus Mallı var, biliyorsunuz. Geçtiğimiz sezon çok fazla forma şansı bulamadı. Antep'te onun da adı geçiyor. Tabii yani daha önce sana çok sıkça söyledim, işte Anadolu takımları, Antep, Hatay, Trabzonspor'un elindeki işte çok fazla forma şansı bulamayan yerli oyunculara oldukça rağbet gösteriyorlar. Dediğim gibi işte Erce kardeşler, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, tabii Fode Koyta ve Trondsen Flavio, Salih Kavrazlı, Diabete, bunlara da kulüp zaten kendilerine kulüp bulmaları ve Trabzonspor kulübü kendilerine kulüp bulmaları ve transfer görüşmesi yapabilmeleri için izin verdi zaten. Demiştim Flavio ile alakalı Giresunspor'da belki devam edebilir. Belki İtalyan liginden kendisine teklifler var. Diabate'de keza aynı şekilde Giresunspor'da yine devam edebilir. Ancak bu iki oyuncunun Giresunspor'da oynarken yarı ücretlerini, Trabzon maaşlarını Trabzonspor veriyordu. Bu sezon tabii o şekilde olmayacak. Trondsen de öyle, sakatlıklardan sonra çok fazla forma şansı yiyemedi. Aslında çok büyük umutlarla transfer edilmişti Trondsen'e. Aslında bir parantez açmak gerekiyor. Hem Sørloth'un kendi ülkesinden vatandaşı olan Trondsen'de bir anlamda Trabzonspor için hayal kırıklığı oldu. Geldiği sezon, bir sezon boyunca geçireceği sakatlığı yaşayınca tamamen koptu. Hiç yararlı da olamadı. Onun için o da sanıyorum transfer listesinde yer alan isimlerden. Hı hı. Tabii genç Salih Kavrazlı'ya da bu konuda izin vermiş. Bizim edindiğimiz bilgiler bu yönde. Yani tabii öncelikle şişkin bir kadro var gerçekten. Yalnız Nurgül abla çok fazla isim saydın. Sayamadım kaç olduğunu, evet. Ama çok fazla satılacak isim var diyorsun. Ayrılacak.
Abdülkadir Parmak, Erce Kardeşler, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, yabancı oyunculardan yani yerli oyuncular bu saydıkları Fode Koyta, Trondsen, Flavio, Diabate ve Salih Kavrazlık. Kulüp bunlara transfer görüşmesi 9. yapabilmek için izin verdi. Evet, var yani başka isimler de olacak muhtemelen. Ki Yunus Mallı'ya dediğim gibi yani hem Yunus Mallı'ya hem diğer oyunculara Anadolu kulüplerinden parmağı gerçekten talipler vardı. Sanıyorum da bu anlamda kendileri görüşmelerini yapıp sonuçlandıracaklar. Çünkü sonuçta onlar da profesyonel oyuncular. Transferlerden zaten bahsettik. Kapa bildirilen rakamlardan tekrar bahsetmemize gerek var mı bilmiyorum. İşte Larsen 3 yıllık sözleşme imzaladı. Onu söyledik sanırım. Dorukhan'la ilgili bugün haberler çıktı Kevser. İngiltere'den işte Hull City Championship'te mücadele eden işte Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takımdan teklif geldiği yönde ama yani ben buna çok ihtimal vermiyorum ama yani şöyle Abdullah Avcı kesinlikle zaten sadece Championship'e değil yani diğer takımlardan da gelebilecek tekliflere çok sıcak bakmayacağını düşünüyorum. Bu sezon Abdullah Avcı, Dorukhan Topçuoğlu hani çok hani yüksek bir rakam gelmedikçe bırakacağını da çok düşünmüyorum. Yani ona izin çıkmayacaktı. Peki. Migros hemen de günün manşetinde şu an şu 4 transfer üzerinden gidelim istedim. Günün manşeti sona erdi. Tekrar geleceğiz.